Evet, haftanın ikinci günü. Bugün yayınımızı Putin'in konuşması sonrasına bıraktık. Çünkü son birkaç gündür biliyorsunuz önemli gelişmeler var uluslararası siyasetle ilgili. Uluslararası siyaset ve özellikle risk enstrümanları üzerine etkilerini konuşacağız sevgili Devrim'le birlikte. Öncelikle Devrim'e yayına hoş geldin. Ardından da Devrim seninle yayın yapmak her zaman olduğu gibi büyük zevk deyip sözü sana bırakayım. Putin ne diyorlar ona? Bir put option alma imkanı ya da put option satma imkanı biliyorsun değil mi? Put option işte satma hakkı. Putin öncesi neydi? Sonrası ne oldu? Bir önce istersen Putin ne dediğiyle başlayalım konuya. Evet, bugün Putin'in konuşması gündeme damga vurdu. Çünkü çok net şekilde piyasa ona odaklanmıştı. Takip ettiğim bütün uluslararası finans siteleri, adresler, Twitter adresleri falan hepsi buna odaklıydı. Ondan da yani şimdi daha çok uluslararası siyaset açısından önemi burada artık savaşı resmi olarak yani evet bir yıldır devam eden bir savaş var ama şu ana kadar Putin bunu bir saldırı olarak niteliyordu. Aslında bir savaş olarak kabul etmiyordu. Ama bu an itibariyle bunun artık bir savaşa dönüştüğünü, hatta Batı'nın işte altınlarına, Rusya'nın altınlarına ve dövizlerine el koyduğunu, bunun da Batı'nın düşmanlık, yani çok büyük bir düşmanlık göstermiş olduğunu Rusya'ya karşı. Ve burada ve bunun artık durdurulamaz bir şey olduğunu ve Ukrayna'nın çok tehlikeli nükleer silahla dahil olmak üzere tehlikeli sularda yüzdüğünü falan filan bayağı sert bir konuşma yaptı. Şimdi piyasalar açısından zaten piyasa aşağı kırmaya eğilimi vardı. Öncesinde kırdı. Sonrasında ekstra bir şey olmadı. Hatta biraz bir tepki verdi. Tamam bu muydu yani hani bir şey babında ama piyasa zaten aşırı iyimserliği anormal fiyatlamış durumda. Amerikan borsaları açısından bakınca inanılmaz bir aşırı bir iyimserlik var bir süredir ve zero dated opsiyonlar dediğimiz yani aynı gün vadeli opsiyonlar da inanılmaz hacimler oluyor. Bu bir kumarhaneye döndürülmüş hali. Dolayısıyla senin esprine şey olarak put opsiyonları maalesef bir şekilde alınmıyor. Sadece call opsiyonları alınıyor bir süredir. Niye maalesef diyorum? Çünkü piyasanın bir şekilde riskleri dengelemesi lazım. Dengelemediği zaman aşırı iyimserliğe kaçtığı anda ki şu anda financial conditions yani finansal durum şeydeki geçen yılki Şubat ayından daha bile iyi duruma gelmişti veriler. Böyle olunca enflasyonun hortlayacağını anlatıyorduk bir süredir. Zaten son verilerde enflasyon tekrar kafasını kaldırdı. Bu da zaten aylardır, 1,5 yıldır, 2 yıla yakın zamandır anlattığımız stagflasyon döngüsünün, iyimser döngüsünü aşma mümkün olabilirdi. Yani aslında biraz daha sert bir şey tavırdı bulunsaydı Powell son toplantıda, öyle dezenflasyon kelimesini 11 kere yere vermeseydi konuşma metnine, yani ortalıkta bir dezenflasyon değil de enflasyonda geçici gerileme gibi bir şeyler kullansaydı mesela, piyasalar bu kadar iyimserliğe devam etmeyecekti. Ona ayrıca devam edince o enflasyon zaten hortlamaya eğilimliydi. Şimdi kafasını iyice kaldırdı. Tabii şimdi burada anormal bir döngü var. Amerikan faizleri yukarı gidiyor. Bütün risk enstrümanları hafif hafif dayak yemeye başladı. Ben bunun bir arkasının gelme ihtimalinin çok kuvvetlendiğini düşünüyorum. Yani Putin bunun bir startını veriyor olabilir ama önemli olan böyle kritik seviyelerin işte S&P'de 4000-4040 seviyelerin aşağısı çok artık önemli olacak. Oranın aşağısında bir %7,5 %10 potansiyel içeriyor yakın vadede. Nasdaq içinde vadelerde 12.220 bölgesini takip ediyordum. Onun aşağısına zorluyoruz şu anda biz bu konuşmayı yaparken. Bunların aşağısında kalabilecek durumlarda İşler çok daha negatife varabilir. Tam bu konuşmanın üzerine Walmart dünyanın en büyük perakende zinciri Walmart'ın satış rakamları iyi gelmesine, verileri bilançosu iyi gelmesine rağmen seans öncesinin %3'ün üstünde aşağıda olduğunu gözlemliyorum. Yani önümüzdeki dönemle ilgili bir karamsarlık oraya da sirayet etmiş durumda. Yani beklentinin üstü gelmesine hemen önümüzdeki dönemdeki guidance'ı yani önümüzdeki dönemdeki beklentileriyle ilgili biraz negatif bir şey doğduğu için. Ortam uluslararası piyasalar açısından baktığımız zaman risk on'dan yani risk iştahından risk off'a doğru kaymaya başladı. Türkiye biz bambaşka bir hikayenin içerisindeyiz. Bence çok ilgilendiriyor bizi ama istersen birazdan ona değineyim. Evet.
Valla şimdi şöyle tabii hani bu basıncı biriktirmek gibi bir şey. Biz işte dövizi tutuyoruz, faizi tutuyoruz, onu tutuyoruz, bunu tutuyoruz ama bir yerlerinden böyle pörtlüyor diyeyim yani. Yani ve etkiyi geciktirince de çok büyük sonuçları oluyor. Şimdi sen dikkat ettiğim tweet hesapları, siteler falan filan dedim. Ben de kendimce biraz takip ediyorum. Kendi reklamımı yapayım. Hani böyle ya sev ya terk etten ya like et ya like et'e dönüyor. Bu arada senden şey rica edeceğim ya. Artunçkocabalkan.com diye bir tane web sitesi var, onu takip eder misin lütfen? Tamam. Şimdi güvenilir bir isim. Güvenilir bir isim. Takip edeceğim. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi ben yani işte birazcık meslek hastalığı bu. Sabah kalkıyorum böyle haberleri kendimce takip ediyorum ve onları giriyorum. Hani bu sabah hangi haberleri girmişim diye baktım. İstersen bu Putin konusundan mesela biraz devam edelim. Biliyorsun işte sen söyledin, Biden'ın Kiev ziyaretinden sonra Putin'in konuşması çok önemliydi. Piyasa önce olumsuzluğu sattı, sonra bir miktar aldı falan filan. Şimdi önümüzde önemli konular var. Bunlardan bir tanesi Morgan Stanley Amerika hisse senetlerinin ölüm bölgesinde olduğunu söylemiş ve %26 düşebileceğini söylemiş. Mesela böyle bir haber var. Sen gerçi bu şeyleri şirketlerin, yatırım bankalarının şeylerini önce işlemi yapar sonra raporları yazarlar şeklinde özetliyorsun. Diğer habere geleyim. Çin, Xi Jinping'in Moskova'da Putin'le tanışmak için en iyi diplomat tabii o. Dünya barış planını falan özetledi böyle. Ya bu iş büyüyecek gibi gözüküyor. Şimdi Türkiye'de çok ortada bir yerde. Bu Ukrayna Savaşı ekonomik açıdan bize bazı katkılarda bulundu. Ahu'yla da dün konuştuk. Türkiye'ye büyük bir yardım falan Amerika'dan gelebileceği konuşuluyor. Seçim öncesinde değil, belki seçim sonrasında olabilir diye. Ama işte önemli bir zirve var. Finlandiya, İsveç falan girecek mi girmeyecek mi? Bu arada Finlandiya güzel bir fake attı İsveç'e. İsveç olmadan NATO'ya katılmaya hazır olduğunu söyledi. Şimdi bizde iş taşıma suyla döndüğü için para nereden bulacağız konusu önemli. Bu Putin olayına o açıdan baktığın zaman hani Allah korusun deprem dolayısıyla yaşadığımız olumsuzluğun üstüne yaptırımlar gelmeyecek kısa vadede, onu biliyoruz. Ama hani dün de bir haber vardı, Putin artık savaşı başlatmadan önce hava kuvvetlerine en ön saplara artık hazır olun, saldırı emri yakın demişti. Şimdi zaten beklenen o, Mart'la birlikte büyük bir saldırı. Bunun para trafiği açısından bakıldığında bir etkisi olur mu bize ve yurt dışı piyasalara? Evet, şimdi ben biliyorsun uzun zaman geçirince piyasada tarih tekerrürden ibarettir veya tarih Mark Twain'in söylediği gibi kafiye yapar. Daha güzel söylenmiş şekli. Şimdi söylemine baz alarak maalesef 99 çok acı, Türkiye tarihinin yine çok acı bir dönemi 99 yılındaki deprem. Sonrasında tam aynı döngüde işte Amerikalılar geldi. Arka arkaya Amerikan Dışişleri Bakanı geldi. O zaman da geldi. Ve bize işte IMF üzerinden yardım paketleri falan filan. Benzer bir şeyin içerisine girildi. Bugün de Putin'in konuşması sırasında yeni müttefikler ediniyoruz. İşte yeni güçlü birliktelikler yaratıyoruz derken Hindistan, İran ve Pakistan'ı söz etmesi, onlara yer vermesi, Türkiye'ye yer vermemesi tabii bilinçli yapılmış bir tercih. Türkiye bu konuda evet Rusya'ya en fazla dış Avrupa ile olan ilişkide, iletişimde, ticarette en fazla yardımı olan şu anda ülke aslında Türkiye. Ama diğer taraftan diğerleri de onun en büyük parasını vererek veya vermeyerek gaz ve petrol alıcıları. Şimdi tabii orada o ilişkiyi derinleştirmek istiyor ve Pakistan ve Hindistan orada çok kilit ülkeler. İki taraf da bunu kapmaya çalışıyor. Yani öyle aldım deyince alınmıyor tabii. Orada İngilizlerle uzun yıllara dayanan birlikteliği var Hindistanlı Hintlilerin. Avrupa Pakistanlıların Amerika'nın bir, adeta bir üssü olduğu yılı biliyoruz. Şimdi orada Türkiye çok ortada. Ben kısa vadede hep söylüyorum, seninle son yayınımızda da söylemiştim özellikle piyasa açılmadan, piyasayla ilgili iyimser olduğumu kısa vadede, bu çok önemli kısa vadede, önümüzdeki birkaç hafta en azından daha iyimserliğin devam edeceğini, özellikle borsa bacağında bu kadar likiditenin piyasaya gelmesiyle borsanın daha da yukarıya gidebileceğini, 6000-6500'de yeni bir zirveye doğru hareket edebileceğini düşünüyorum hala. Ama bu iş ciddiye binince, yani bu bütün bu olgu biraz daha ciddi bir boyut kazandığı anda
bu işin bu kadar kolay olmayacağını, yani biz Amerika'dan mı taraf alacağız, işte Rusya'dan mı alacağız, yoksa aracı olacağız falan filan, çok para alırız bu işten döngüsünün iç siyasetteki seçim karışıklığıyla şunda bunda birleşerek ben oralardan ciddi bir negatif akımın gelmesini bekliyorum. O açıdan hani biraz daha kısa vadeli yorumlayalım. Kısa vadede iyimserim piyasalarla ilgili ama orta vadede de tam tersine çok daha kötümserim Türkiye'nin önümüzdeki günleriyle ilgili. O açıdan birkaç hafta iyimserliğe devam edelim. Kişisel görüşüm özellikle borsa açısından bakarsak 5000'in üzerinde kaldığı sürece Borsa İstanbul'un teknik olarak yukarı devam edeceğini, hatta şu 5300'deki direnci zorluyoruz. Orayı da geçtiğimiz zaman 6000'e kadar ben fazla bir direnç kalmadığını düşünüyorum. Ama o son rally'nin içerisindeyiz. Yani bir 5. dalga hareketi bu. Bu hareket böyle beklediğimiz gibi hızlı da giderse ondan sonra da oralardan çok ciddi bir düşüş ihtimalini görüyorum. O açıdan böyle uzun vade değil de kısa vadeli hareketlere oynayarak işte gıda sektörüne, savunma sanayine, işte gayrimenkul sektörüne falan biraz daha yatırımların fazla para basılmasının önümüzdeki günlerdeki biraz serseri paranın biraz borsaya pay almasıyla özellikle organize haliyle hareket etmesini bekliyorum. Ama ondan sonraki döngüde de maalesef bu tüm konuştuğumuz konuların bir anda önümüze ani şekilde ani ve ters şekilde gelme ihtimallerini ciddi anlamda görüyorum. Teknik analiz de bazen önden sinyal verir. Özellikle Elliott dalgalarıyla baktığınız zaman bir beşinci dalga hareketi evet ama ondan sonra kısa bir beşinci dalga hareketi olacak muhtemelen. Ondan sonra da bu karamsarlıkları fiyatlamaya başlayacağımız günler gelecek gibi gözüküyor bana. Evet. Şimdi ben dün bir tane tweet attım. Yine eskiye döndüm. Dedim ki yani artık Türkiye'de hiper enflasyon kaçınılmaz. Çünkü hani bu deprem şu bu zaten hani çok kısa zamanda evleri yapacağız, paraları harcayacağız. 76 milyar dolar bir şekilde buradaki evlerin maliyeti yeniden yapma falan filan belli sektörlere etkiler bilmem ne ama esas olgu enflasyon. Ve hep sen enflasyonla ilgili şunu söylersin. Yani ille de enflasyon var diye hisse senetleri yükselmez dersin. Ben dün dedim ki bu parasal genişlemeyle birlikte yani seçim de yaklaşıyor öyle ya da böyle. Hani biraz ötelenir ötelenmez tartışmaları anayasaya aykırı olmasına rağmen şu anda herkes pozisyonunu koruyor olmasına rağmen o bir orada da bir görüşün var tabii hani seçim zamanında yapılmayacaktır şeklinde görüşün de var ama önümüzdeki dönemde ben tekrar nasıl depremde geç kalınmış olsa da büyük önlemler alarak piyasa desteklenmeye çalıştıysa borsanın yukarı gitmesi gerektiğini ve bir rally'nin başlayabileceğini kendimce yazmıştım. Dün işte %3, 2'nin üzerinde falan bir yükseliş gösterdi. Vadeliler daha çok yükseldi falan ama anladığım kadarıyla piyasada yine aynı şey oluyor. Endeksi bir şekilde yukarı taşıyacak bazı kağıtlar gidiyor. Onun dışında başka bir şey, başka kağıtlar gitmiyor. İnsanlar da ulan borsa yukarı gitti biz para kazanamadık diyor çok affedersin. Bu şey devam mı edecek? Bu hava devam mı edecek önümüzdeki dönemde? Biraz daha mikroya girdiğinde, detaya girdiğinde ne görüyorsun? Bu seferki evet ilk hamlede özellikle endeksteki bu karamsar havayı kesmek için yine endeks mühendisliği dediğimiz olgu ya veya borsa geçen senle şeyimizde yayınımızda tahta yapmaktan baz alarak borsa yapmak gibi kelimeler kullanmıştım. Onun evet devam ettiğini görüyorum ama bu döngüde ben biraz daha iyimserim. İyimser derken yani öyle Sasa Ektaş borsası olmaktan bu son döngüde biraz çıkmaya başladığını gözlüyorum. Evet ilk hamlede öyle geldiler. Ama önümüzdeki günlerde bence biraz daha doğru kağıtlara yönelmenin başladığını görüyorum. Özellikle işte Şişecam'dı, ne bileyim biraz bankalar hareket etti durdu ama Şişecam gibi bazı banka kağıtları gibi biraz daha böyle pozitif havanın başladığını görüyorum. Bu döngü biraz daha sağlıklı hisselerin. Ya çünkü şöyle bir durum var Artunç. Senin de söylediğin gibi seçim olur olmaz, savaş bize sıçrar sıçramaz falan gibi böyle çok sert olguların olacağı tartışmada elinde ani kötü bir haberde elinde ne kalmasını istersin? Piyasa değeri bir defter değeri ikilerde gezen bir şişe camı mı mesela ki tarihi zirvesinde olmasına rağmen oralarda mı yoksa piyasa değeri bir defter değeri 27'lerde 30'larda gezen bir Ektaş'ı mı mesela? Dolayısıyla birincisini tercih edeceğin için bu döngüde artık daha profesyonellerin ve bir şeylerden korkmayanların pozisyon almaya başladığını görüyorum. Ben de sana zaten katılıyorum ilk günden beri deprem sonrası yayınımızdan beri de
endeksi yukarı bekliyorum. Ama bütün bu konuştuğumuz bu %20-25'lik bir hareket büyük ihtimalle önümüzdeki rally. Onu da sağlam şirketlerle, yani bilançosu iyi, finansal rasyoları iyi, işler ters giderse ne olur ne olmaz, biz de bu konuda yanılabiliriz, aniden piyasa bozarsa bir haberle falan. Onu da zaten endeksin 5000 seviyesi mesela bugün. Her gün onu güncelleyerek devam edeceğiz. 5000 üzerindeki kapanışlar, belki de yarın 5100 olacak. Onun üzerindeki kapanışlarla devam ettiği sürece bu rally devam edecek. Ama dönerse ve aniden bozulursa da bu tip doğru kağıtların elde olması lazım. Bence piyasanın şu anda acemi yatırımcısına uygun bir ortam yok. Zaten birçok uzman da bu harekete katılmıyor. Çünkü işte küçük yatırımcı için zor, aman dikkat diyor. Bu tip zamanlarda, çok dikkat edildiği zamanlarda borsa daha çok gider. Çünkü onlar bir türlü katılamadıkça borsa yukarı gider. Tam ikna oldukları zamanda, ya galiba bir şey olmuyor dedikleri zamanda bozulur. O açıdan ben bu sefer biraz daha iyimserim. Çünkü genelde bir karamsarlık var. O genel karamsarlıkta bu borsanın az önce söylediğim gibi hiperenflasyon tadında bir fazla para, emisyonda inanılmaz bir artış var. O emisyon artışının yavaş yavaş şeye gelişini göreceğimizi düşünüyorum. Endekse vuracağını düşünüyorum piyasaya. Ve biraz daha sağlıklı hisselerle gitme ihtimalini görüyorum. Ve şu ana kadar da hareketin biraz öyle geliştiğini görüyorum. Mesela gıda sektörünün ucuz kalmış hisselerine talep geldiğini görüyorum. Ben biraz pahalı bulduğum hisselerden çıkış görüyorum. Biraz da bu Türkiye'ye nasıl negatif etkileyecek, yani daha önce rally'yi taşıyan işte Sasa Ektaş'ı, Türk Hava Yolları gibi hisselerden biraz uzaklaşılma ihtimalini açıkçası bu döngüde görüyorum. Arada son bilançolar gelecek. Mart'ın ilk haftasının sonu 10 Mart'a kadardı sanırım. Şimdi o Mart o zamana gelene kadar önümüzdeki 2 haftada o bilançosu da iyi şirketlerde kısa vadede hareketler olacak. Mesela bilanço gelmeden önceki günlerde bir iki gün hareketler olacak. O açıdan iyi bilançolu kağıtlara da ayrıca bir ilgi göstermek lazım. Henüz bilançosu gelmemiş ve beklentisi iyi olan hisselerde de yukarı yönlü ani hareketler, birkaç günlük hareketler gelebilir. Onlar da hareketlere katılıp sonra çıkabilirler. Yani biraz işin özeti dinamik olmak gerekecek. Her zaman 2023 için olması gerektiğini söylediğimiz ve öncekilere göre biraz daha sağlıklı ama sonu çabuk gelecek bir rally'nin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Evet, bugün mesela bir aracı kurum raporunda, şimdi ekranda da var, aşağı doğru geldiğimizde haberin sonunda şeyden bahsediyor. 50 günlük hareketli ortalama 5190 diyor. Ondan sonra hafif altında 5148'de kapanmıştık diyor. Hani bu ağırlıklı ortalamalar işte 50 günlük, 150 günlük, 200 günlük falan filan önemlidir. Böyle baktığın zaman teknik açıdan ne görüyorsun? Evet, işte bugün onun da üstüne attık şimdi. 5248 şu anda biz bu yayını yaparken. Ben ortalamaların uzun vadede hala 5. dalgada olmamızın izahatı da biraz oradan kaynaklanıyor. Yani doğru bir trend devam ediyor. Ya o kadar çok likidite, o kadar çok anomali var ki Türkiye'de. Ya bugün bir hazine ihalesi vardı mesela, önemli o. Enflasyon endeksi tahvilde -4 müydü? Tam hatırlamıyorum. -4, -5 falan bir faizle büyük bir rekor borçlanma oldu. Yani enflasyonu endeksi tahvil, enflasyonu neredeyse tüfe rakamını piyasadaki uzmanların hiçbir tanesi kabul etmemesine rağmen, onun son ihalelerde geçmişte üzerinde verilirken, burada çok daha altında eksi enflasyon oranıyla, yani o enflasyonun 4-5 puan altındaki bir faize razı gelen bir piyasa görüyoruz. Çünkü o bile çok çok üzerinde şu andaki piyasalardaki getirilerin. Yani mevduatlar %20-30'larda geziniyor. Merkez Bankası'nın bu hafta toplantısı var. Bir puan daha faiz indireceği konuşuyoruz. Ya şimdi 8'ler, 9'lar, 10'lar, 15'ler, 20'ler falan, ya bunlar komik rakamlar tabii. Dolayısıyla enflasyon 50'lerdeki bir enflasyondan 5 puan daha aşağıda, 50'lerde olmadığını biliyoruz. Ona dahi razı bir bankacılık sistemi, finansal sistem var. Dolayısıyla böyle bir paranın sığınabileceği yere olmayınca profesyoneller doğal olarak bilançosu iyi şirketlere sığınmaya devam ediyorlar ve birazcık daha devam edecekler gibi gözüküyor. Teknik olarak da döngü sağlıklı. Neden? Çünkü uzun vadeli ortalamalar kısa vadeli ortalamanın aşağısında seyrediyor. Yani şu anda teknik olarak aslında her şey hazır. Sadece son bir 5300 kırılmasına ihtiyaç var. 5300 üzerindeki günlük kapanışta orada beklediğim gibi yeni bir zirveye doğru bir hareketi getirecek. Ama yani böyle günlük gülistanlık bir resim anlatmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Son derece Türkiye'nin makroekonomik ve önümüzdeki dönemiyle ilgili son derece karamsar da bir düşüncem var. Ama
birkaç hafta muhtemelen onu görmeyeceğimizi düşünüyorum. Senin söylediğin işte o hiper enflasyon, likidite fazlası, büyük emisyon filan bunlarla piyasanın genelde şu anda katılamadığı ve gerçekten bu arada şu anda çok büyük bir karamsarlık var. Bu kadar karamsarlığı da yaymak için de birazcık borsayı iyi niyet yaymaya çalışan bir ekonomi yönetimi var. Ki doğru yani karamsarlık olmaması kadar doğal bir şey olamaz. Türkiye tarihinin en büyük felaketini yaşadık. Burada önemli bir nokta var. O da şu, özellikle ETF'ler ya da emeklilik fonları açısından düzenlemelerin de çok etkisini gördük. O etki herhalde kalktı artık yavaş yavaş. Geçen gün ben yine şey dedim, hani nihai kullanıcısına bu hisse senetleri teslim edilmek üzere bu hareket başlayabilir, rally hareketi. Nihai kullanıcısı kim dediler. Ben dedim ki yani küçük yatırımcı maalesef. Yani bir şekilde bu piyasa yeni para girişi olmadığı zaman mevcut pozisyonlardan çıkmak için bir son kullanıcıyı gerektiriyor. Şimdi orada bankalar ne olacak konusunu çok merak ediyorum. Çünkü mesela endeks fonlar açısından bakıldığında ya da çeşitli ETF'ler açısından bakıldığında banka miktarını eğer daha az tutarsanız endeksi yenebilme imkanınız da var. Bir de bankalarla ilgili çok fazla hikaye dönüyor, düzenleme, denetleme geliyor, o oluyor, bu oluyor. Bu arada kamu bankalarının tekrar sermayeleri arttı falan. Bu çerçeveden bakınca hani bankacılık sektörü başta olmak üzere hangi sektörler önümüzdeki günlerde nasıl hareket edebilir diye sorsam ne dersin? Evet, güzel sordun. Çünkü şimdi ben bu harekette ister istemez bankacılık katılmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Evet, riskler çok yüksek. Sisteminde çok uzun bir büyük bir rally değil. Evet, daha kısa bir rally'nin içerisinde olduğumuzu da söylüyorum. Ama burada kısa vadede birçok finansal rasyoya göre de en ucuz hisseler bankalar. Dolayısıyla burada da büyük bankaların, sağlam şirketlerin, işte Yapı Kredisi, İş Bankası, Akbank gibi bazı büyük bankaların ben bu işten faydalanma ihtimalini görüyorum. Çünkü şöyle bir olgu oldu Artuç, yani bu BES'lerin filan piyasaya girip de mal aldığı sırada bunu bir an önce aman bir sorun çıkmasın, bir darda bir pencere verildi 10 günlük filan. Oraya ben bir takım fonların mal verdiğini gördüm. Yani şimdi bazı fonlar bir an önce o BES'leri doldurmak için bazı fonlar aslında satışta geçtiler. Şimdi o fonlar hisse almak zorundalar. Dolayısıyla dönüp tekrar hisse alacaklar. Yani o açıdan bu rally'nin devamının biraz beklerken bunu da göz önüne alarak söylüyorum. İşte o fonlar da gidip de çok küçük hisseleri, böyle kıyıda köşede kalmış çok şey hisseleri değil de yine büyük ve finansal rasyosu iyi şirketleri almak zorundalar. Onlar da şu anda rasyo olarak, en azından risk olarak demiyorum, rasyo olarak bankalar. Dolayısıyla bankalara ben orada bir harekete katılma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu harekette önceki yayında dile getirdiğim, önce tabii ki Çimentolar şu anda sert hareket yaptı ama ben onun artık sonuna geldiğini düşünüyorum. Yani ben buradan sonra hiç kimsenin o sektöre giriş yapmasını mantıklı bulmam. Buradan bir demir çelik sektörünü konuşmuştuk, özellikle Kardemir Önder'le, çünkü inşaatlara yeni bir yeni demir çelik sunacak. Ama Ereğli mesela bu tip bir hizmet vermiyordu ama Ereğli de harekete katıldı. Şimdi mesela o bence bir çıkış fırsatı uzun vadeli pozisyonlardan. Öte yandan yani temettü veren iyi bir şirket olmasına rağmen. Öte yandan bu döngüde işte Türk Hava Yolları çok iyi güzel hizmet veriyor sağ olsun. Ama bu şirketler rasyo olarak, bazı rasyolar açısından, uluslararası borç açısından fazla borcu olan şirket olduğu için, mesela önümüzde bir devalüasyon riski her geçen gün daha yaklaştığı için mesela bunun biraz daha negatif etkilenme ihtimali var. Emlak Kredi Gayrimenkul, Emlak Bankası Gayrimenkul EKGYO mesela gibi ve gayrimenkul bazı şirketler yeniden evlerin filan fiyatlanması, şu anda hemen ev fiyatlarına yansımaları gördük. Çünkü sağlam depremde sağlam bölgelere bir akım o başladı. Bir göç ve artı yeni bir oralarda şey. Dolayısıyla bazı gayrimenkul sektörünün şirketleri de buradan pozitif etkilenmeye başladı. Ama bunun böyle çok uzun vadeli bir hareket olmayacağını tekrar söyleyeyim. Hani o sektörler ve ben tabii ki gıda sektörünün son harekette pek katılmadığını görmüştük. Ben buralarda gıda sektöründe özellikle ihracat yapabilen şirketlerin yavaş yavaş gündeme alınacağını düşünüyorum. Orada öyle bir döngüde yaşayabiliriz yakın vadede. Tabii bir de hep söylediğim savunma sanayi, bence gerilim, Rusya'daki gerilim arttıkça Türkiye'deki savunma sanayi şirketlerinin de önemi artmaya başlayacak.
Onlara da portföylerde bir miktar yer vermekte sanki fayda var gibi gözüküyor. En azından ben öyle yapıyorum. Şimdi önümüzdeki döngüde önüme çıkanlar şimdilik bunlar. Bunlardan içerisinde de özellikle finansal rasyosu ve bilançosu iyi beklenen veya gelenlere dikkat etmekte fayda var. O açıdan yani bayağı hisse spesifik konuşuyoruz ama biraz da öyle olmak gerekecek. Özellikle bilanço seçmenin çok daha önemli olduğu günlerden geçiyoruz. Çünkü işler karışırsa en azından iyi bir şirkete, bir fonla beraber siz de ortak olacaksınız. Çünkü işler karışacak. Yani ben onun pek karışmama ihtimali görmüyorum. Ama o karışmadan önce inşallah biz de yatırımcıları uyarma fırsatımız olacak. Bu rally biraz daha devam edecek gibi duruyor inşallah. Evet. Şimdi tabii sen biraz önce Putin'den bahsederken onun işte Çin başta olmak üzere kimlerle yürüyeceği konusunu çok önemli olduğunu da zaten altını çizdin. Mesela Çin ekonomisinin açılmasıyla birlikte enteresandır ki bir tarafta Fed'in çok bu faizi arttırmasının yaratmış olduğu olumsuzluk yaşanırken diğer taraftan da Çin'deki trafik sıkışıklığı ekonomisinin hızlı şekilde toparladığını gösteriyor. Belki o demir çelik sektörüyle ilgili hareketler üzerinde de etkili oluyor olabilir. Yani biz Avrupa'nın yavaşladığını görüyoruz. İhracatçı şirketlerin zorlaştığını görüyoruz kar altma açısından. Sonuçta kur bir şekilde bizim açımızdan ihracat yapmamızı da zorlaştırabilir. Her ne kadar ihracatta rekorlar kırıyor olsak da. Böyle baktığın zaman yani bu Çin ekonomisinin açılmasıyla birlikte işte nasıl Covid sonrasında hava yolları acayip bir şeye geldi. Çin'in açılmasıyla birlikte bizim şirketler açısından bir şey söyleyebilir miyiz? Bir bunu son değerlendirelim. Oradan da biraz hem kripto tarafına geçelim savaşla birlikte, faiz artırımıyla birlikte hem de altın tarafına geçelim istiyorum. Tabii. Şimdi Çin gerçekten Amerika daraldıkça, hafta sonu kendi kanalımdaki videoda bir grafik paylaşmıştım. Net liquidity, yani net likidite grafiği. Burada Amerikan Merkez Bankası Fed bilançosunun bilançosuna hep bakıyoruz biz, likidite alıyor mu, çekiyor mu, ne? Evet, 500 milyar dolardan fazla para çekti bu işin başladığı andan itibaren. Ama onun dışında reverse repoları bundan çıkarmak gerekiyor ve tabii ki hazinenin fonlamalarını da bundan çıkarmak gerekiyor. Buna baktığımız zaman evet 5,5 milyar trilyon dolar gibi bir likiditeye düşmüştü. Piyasadaki net likidite miktarı. Yani aslında borsalarla uzun dönemde çok büyük paralellik gösteren bir veri bu. Şimdi Amerika tarafı ve Batı tarafı böyle evet, ama Çin tam tersine inanılmaz bir genişleme içerisine girdi. Evet, Çin hep konuşmuştuk seninle yayınlarda 1,5 yıl öncesinde bu olaylarında bütün Çin gayrimenkul şirketlerinin çöküşlerinden evet. İtibaren Evergrande'den filan gittik geldik defalarca üstünde durduk. Şimdi de bankacı kayıp tabii, bir tane dijital bankacı kayıp galiba. Evet. Evet. Yani Çin'de tabii bunlar çok olağan şeyler. Çin bence yani. Biz dışarıdan bakıyoruz tabii. Çinli birisi muhtemelen kızacaktır bize ama. Şimdi genel olarak ama Çin'in dışarıdan böyle bir imajı var. Yani kırılır yen içinde kalır. Kalır. Içinden. Evet. Şimdi öyle bir durum var ki Çin şimdi kendi kendine oyunu kurmaya çalışıyor. Tabii ben de diyorum ki başından beri bu oyunu kimse tek başına kuramaz. Ne Amerika ne Çin. Çin önce yavaşlamayı desteklemek istedi. Amerika buna uymadığı için, bütün bu Amerika geç kaldığı için enflasyon olgusuna bu işlere hep girdi. Şimdi Amerika işi yavaşlatmaya, enflasyonla mücadele etmeye çalışırken Çin dünyaya enflasyon ihraç etmeye başladı. Şimdi çünkü o genişleme, onun genişlemesi dünyaya enflasyon olarak dönüyor. Yani Çin aslında dünya finansal sisteminde tamam ve dünya işte ekonomisinde evet eşit güç oldum demeye bir şekilde çalışıyor ve önce aşağı çekti kendince, şimdi de genişleyerek yukarı çekti. Ama bu oyun o kadar kolay değil tabii. Yani ben dünyadan bağımsız bu olguyu devam ettirebilirim. Amerika tabii ki ne yapacak? Yine silah kullanarak, yani işte bu Ukrayna savaşını uzatarak, yeni cepheler açtırarak Çin'deki bu genişlemeyi baltalamaya çalışacak. O açıdan önümüzdeki dönem buna dikkat edeceğiz. Ama evet, Çin kısa vadede genişlemelerle yolunu bulmaya çalışıyor ama her genişleme bu tip bir stagflatif dalgada, global stagflatif dalgada bir çelme yiyecek.
Dolayısıyla şu anda Çin borsasının ve Çin hisse senetlerinin güzel bir kalkışına tanıklık etmiştik. Bence şimdi oralar tekrar böyle bir darbe yemeye hazırlıkta gibi gözüküyor. Amerikan hisse senetleri de biraz toplamıştı. Beraber risk ürünlerinde bir gerileme olacak. Oradan kriptolara döndüğümüz zaman tam da bu söylediğin üzerine dün kripto paraların özellikle yukarı gitmesinin ana sebebi dün Çin'de çıkan bir haberdi. Çin'in biliyorsun bütün bu olgu, kripto paraların çöküşü aslında Çin'in bunları kapı dışarı etmesi ve Amerika'ya sığınmaları ve Amerika bunları hamilik yaptığı anda büyük bir rally yapmasıyla başlamıştı. O rally yaptı ama dünyanın geneli katılmadığı için en sonunda da olan olmuştu. Şimdi Çin döndü, hiçbir şey olmamış gibi dedi ki kripto paraları ben bazı regülasyonlar getireceğim, tekrar bunlara kapılarımı açabilirim. Bu haber tabii öyle büyük bir coşkuyla karşılandı çünkü beklenmiyordu. Ama ben hala maalesef bu tip haberlerin, şimdi Çin gibi bir ülke kripto paralara tekrar izin verdiği zaman bu izin konusu, yani bir defa kripto para işi izne tabi olduğu zaman sorun orada. İzne tabi olmaması lazım. Yani burada ne kadar çok kural koyarsanız. Merkeziyetsiz. Evet. Şimdi merkezi bir sistemin içerisine koyduğunuz zaman bunları şirket hisse senetleri gibi düşündüğünüz zaman zaten bunlar çoğu ya yok olacak sıkı denetimler altında ya da gerekli ilgiyi göremeyecekler ve o performansları veremeyecekler. Ya da gerçekten bilançoların arkasında ki sorunlar Tether gibi ortaya çıkmaya başlayacak. Şimdi o açıdan bu haberi iyi yorumladılar ama ben tekrar söylüyorum kısa vadede hala kripto paralarda ben bir kesin dibin oluştuğunu düşünmüyorum. Mutlaka bir darbe daha gelmesi gerekiyor. O darbenin de gelmesi için bu bölge, yani Bitcoin'in 25 bin dolarların üzerindeki 200 haftalık ortalaması var. Her denemesinde oralardan dayak yiyor. Şu an itibariyle 24.600'lerdeyiz. Yine 25 bin geçemedik. Ethereum'da 1700'lerin üstüne gitmeye çalışıyor. Kalamıyor orada ve satış yiyor. Ethereum eğer 1700'ün üzerine atabilirse 2100 dolara kadar bir önü açılıyor. Ama ben hala bu hareketin teknik olarak uyumsuz olduğunu da gördüğüm için ve bütün resmin az önce Borsa İstanbul için ne kadar olumlu grafik olarak anlattıysam kısa vadede kripto paralarda da o kadar negatif çünkü uzun vadeli ortalamalar kısa vadeli ortalamaların üzerinde seyrediyor. Yani aslında orada bir ayı piyasası devam ediyor teknik olarak ama şu anda iyimserlik yayılmaya ve o aylarca 16-17 bin dolarlarda edinilen pozisyonları halka, yeni oyunculara yayma çabası var. O açıdan hani böyle her habere atlamamak lazım. Ve ben hala orada orta vadeli bir kaçış fırsatı, daha sonra da çok iyi bir dip gelecek. O dipte de biz büyük ihtimalle hisse senedinden çok kripto para veya işte coin konuşmaya başlayacağız. Buna hatta kripto para coin demeyelim de proje konuşmaya başlayacağız diyelim. White paper'larını burada belki seninle tartışmaya başlayacağız. Bu şöyle bir projeymiş, ilgimizi çekti falan filan diye. O günlerinde geleceğini umuyorum ama biraz daha var. Bu fiyatlardan değil maalesef, kişisel görüşüm. Evet. Peki, şimdi şeye gelelim, altın tarafına gelelim bir. Ben bu parasal sıkılaşmanın devam etmesi dolayısıyla altında daha satışların gelebileceğine dair bir görüş belirtmiştim yine Artunç Kocavalkan.com'da. Hatta bir arkadaşım da dün çok enteresan, hemen birisi aramış demiş ki ya emeklilik fondumda benim altın var, onları satsak mı diye sormuş. Ben dedim ki esasında herkes her şeyi biliyor ya da hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Çünkü biz eninde sonunda bir şekilde educated guess diyelim değil mi? Hani kendimizce bir şeyi düşünüyoruz ve söylüyoruz ama çok büyük oranda bu değişmeler dolayısıyla şans da var. O yüzden pozisyonu doğru yönetmek önemli. O da stop loss, take profit, işte kar al, zararı kes şeyi. Altında bir böyle güzel hava başlamıştı. Çünkü tam istediğimiz oluyor. Fed enflasyonla mücadele edemeyeceğini anladı. Artık bırakacak resesyon korkusuyla derken piyasa 2023'e iyi başlamışken tekrar oradan geri döndü. Bundan sonra ki tablo ile ilgili ne söylenebilir sence? Yani altında artık yine Fed tekrar yumuşayıncaya kadar olumsuzluk mu? Yoksa savaş tekrar geliyor. Kripto değil belki ama altında bir güçlenme mi? Nedir ana belirleyici önümüzdeki günlerde? Evet, şimdi aslında bir önceki soruda saklı bunun yanıtı. Neydi soru? Çin genişlerken, Amerika sıkılaştırırken ne olacak? Ya evet. İşte yani birisi çarşafın bir tarafından çekiyor, diğeri de öbür tarafından. Dolayısıyla çarşaf bir türlü tam oturamıyor, yerleşemiyor. Herkes o çarşafa tamamen sahip olmak istiyor. Ve bu tartışmanın en orta yerinde de altın var.
Şimdi evet, risk enstrümanları var gibi. Yok, kriptolar var, evet hisse senetleri var ama altın tek ortak nokta. Çünkü dünyanın en eski para birimi. Şimdi burada şu döngüden benim kişisel görüşüm hala altının 1614'lerde orta vadeli bir dip yaptığı, 1950'ye kadar bir rally yaptı. Özellikle rally'nin son bölümünde uyumsuzluklar başlamıştı ve şimdi oradan bir düzeltme yapıyor. Yani biz o 1600 dolarlardan altındaki dipleri, çok acayip bir şey olmazsa, çok büyük bir likidite krizi, ani gelişen, geçici olarak aşağısını görmemizi beklemiyorum. Yani geçici olarak görebiliriz ama onun dışında görmesini beklemiyorum. Hatta bu 1802'de üstel ortalaması var 200 günlük. 1775'lerin üzerinde normal ağırlıklı ortalaması var 200 günlük. O bölge kuvvetli bir destek bölgesi. Gümüş için 21 dolar 50 sentte, 45 sentlerde 200 haftalık ortalama var. Bunun aşağısına gitti geçen 21 dolarlar, burası bütün yükselişin %50 FIBO bölgesi falan, yani 17,5 dolardan 24,5 dolarlara gidişimizin. Dolayısıyla teknik olarak anlatmaya çalışıyorum ama makro senaryonun da tam orta tartışma noktası olduğu için artık bir nokta geliyor. O noktaya da yaklaştık. O noktada artık Amerika böyle JP Morgan önderliğinde Fed'in şeyiyle, yol vermesiyle bu altına, gümüşe yaptığı baskı gerçekten, hani tamam uzun zamandır söylüyoruz bu devam ettirilemez ama ettiriliyor. Ettiriliyor ama yıkılmıyor. Mesela 2022 boyunca altın ve gümüş bunca baskıya rağmen yılı dolar bazında aslında her şeyin yıkıldığı bir yılda eksi kapamadılar. Yani çok az eksi veya çok az artı kapadılar. Dolayısıyla 2023'ün de farklı olmasını beklemiyorum. Tam tersine ben bu geri çekilmelerin tekrar orta vadeciler için alım fırsatı olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela arkadaşın altın forundan çıkayım mı diyor. Bence gram bazında altın mutlaka her portföyde özellikle bulunmalı zaten. Yani Türkiye'de yaşayan bir vatandaş için sonuçta eğer emeklilik fonu ise onu TL bazında bir fona yatırım yapıyor. Gram bazında altın nerelere düşebilir ki? Yani ben bu 1800-1775 lira falan aşağısını kalıcı, yani gitse bile aşağı kalıcı bulmadığım için altından çıkmak değil de trader adam için hala buradan alayım mı? Hayır, biraz daha bekleyebilirsin. Daha bir tam bir al sinyali gelmedi ama orta vadeci için de sat diyebileceğimiz bir seviyede değiliz. Uzun vadeli bir yükselişin bir dinlenmesinde, bir molasındayız. O açıdan hani görüşü, buradaki şeyi tam ortaya koymak lazım. Geri çekilmelerde almaya devam ederim ben. Yani 1800 dolara yaklaşmalar, bunun aşağısında kırmalarda alış fırsatı olarak bakacağım. Özellikle gümüşe de 21 dolara ve yakın seviyelerde yine alış olarak bakacağım. Ama pozisyon trade etmek için, orta vadeli alış için, trade etmek için ne bileyim altının böyle 1878 doların, 1880 doların üzerine atması lazım. Gümüşün işte 22 dolarların üzerine gidip orada kalması lazım ki bu hareket evet bitti, düzeltme tamam, yeni yükseliş başlıyor. Ama bu sefer Çin nasıl bir anda Amerika neyi yapmaya çalışıyorsa tersini yapmaya çalıştığı gibi şu anda mesela gümüş, dün bir haber vardı, gümüş Çin'de şu anda 22,5 dolardan işlem görüyor. Yani mesela piyasada 21,5 dolarken orada 22,5 dolar. Yani piyasanın %3, %4 bizim ekran fiyatlarının üzerinde işlem görüyor. Dolayısıyla böyle büyük baskıların, büyük satışların fiziki de gerçekleşemeyeceği için burada da yavaş yavaş artık bu oyunun en azından yeni bir bölümüne doğru geçmeye başlayacağız. Belki biraz daha sancı var, git gel olacak. Ama Putin'in de bugün söylediği gibi, yani bizim altınlarımıza el koydular falan diyor. Biz altın üzerinden dönüyoruz diyor. Yeni bir BRICS'le yeni görüşmeler halindeyiz, yeni bir para birimi üzerinde falan diyor. Yani bunları alt alta koyduğunuz zaman dünyanın tek lideri Amerika olduğunu düşünüyorsanız zaten altınla işiniz olmasın. Ama dünyanın çift kutuba evrildiğini makroekonomik ve siyasi olarak düşünüyorsanız mutlaka portföy sepetinizde bir miktar, uzun vadeli sepetinizde altın, gümüş olmak zorunda diyorum ben hala. Borsalar enflasyonun %2 üzerindeyken bile iyi olabilir, ekonomi iyi olabilir gibi bir düşüncesi tartışılıyor. Yani Fed enflasyonu %2'ye düşürmek için uğraşıyor ama yani %2 enflasyon hedefi, hani herkes için sağlıklı bir ekonomi için tekrar iyi gözüküyor da acaba yani %2 hedefi nispeten keyfi midir gibi bir konu da var. Yani bu Ekonomi Politika Enstitüsü Araştırma Direktörü Josh Bivens diye bir adam söylemiş bunu. Yani bir yerden sonra esasında tüm piyasaları belirleyecek olan Fed'in ne yapıp yapmayacağı. Yani bu keyfidir %2. Çok da hani bugünlerin
şey sözü çok ne bileyim ayet midir çok... bu işte nedir adı Allah'ın emri midir değil ya hani Fed %2'den vazgeçebilir mi? Borsalar hayal mi kuruyor yoksa gerçekten bu olasılık olabilir mi? Çünkü bu olduğu takdirde bütün oyun tekrar değişir. Aynen. Şimdi bütün olgu burada. Çünkü bütün sığınacak bir yerleri kalmadı. Şimdi bu enflasyon geçici. %2 merak etmeyin. Üstüne çıktı ama biz ortalama baz alıyoruz. Yok bilmem ne. Hatırlıyorsan 2021 boyunca sürekli eleştirdiğimiz Powell söylemleri, Batı Merkez Bankası, Lagarde'ın daha yeni birkaç ay öncesine kadar söylediği, bu geçici falan deyip geçmediğini anlaşıldığı enflasyon olgusunda enflasyonu bu haliyle yenemeyecekler. Tekrar söylüyorum. Dolayısıyla %2 diye yukarı çekmekten başka çareleri kalmadı. Çünkü %2'ye gitmeye kalkarlarsa evet gidebilirler. Bu sefer ama %2'de falan durmaz. Gerçekten büyük bir resesyon, çok sert bir depresyonla ancak buraya ulaşabilirler %2'ye. Artık bu çok net. O açıdan niye biz ısrarla stagflasyon diyoruz 2 yıldır? Çünkü oyunu o sert vurma, masaya sert vurmayı Powell'ın başından beri aslında yapamayacağını ve politikacıların ona engel olacağını. Bak şimdi en yakın asistan, yardımcısı, en büyük boğa şeyin içerisindeki Brainard, Beyaz Saray'ın ekonomisinin başına geçti. Şimdi dolayısıyla bu döngü çok daha sert şekilde devam edemeyecek. Dolayısıyla stagflasyon kalıcı olarak devam edecek. Yani şuna razı gelmeye başladı. Piyasanın bütün ters indikatörü Jim Cramer da dahil. Ya niye bu faizleri aşağı çekmeye çalışıyor? Bak aylarca 10 yıllık tahvillerin çok daha aşağı gelmesi gerektiğini, enflasyonun gidemeyeceğini, yukarı aşağı geleceğini savunan adam ya piyasa niye yanlış fiyatlıyor bu işi demeye başladı. Yani 10 yıllık tahviller çıksın %5'lerin üstüne de bu iş rahatlasın diyor. Yani aslında şu anda artık piyasa oyuncuları tek sığınma noktası senin sorunda gizli. Ya bu %2'yi biz yukarı çekelim. Muhammed El Eryan da bunun bu ağır abisi bu Amerikan ekonomisinin dedi ki ya bu %2'den vazgeçelim. %2'den gözünüzü seveyim olmayacak bu. Zaten stagflasyon da o. Siz bir şeylerden sürekli vazgeçeceksiniz. Bugün %2'den vazgeçeceksiniz. %3'e çekecek, %4 diyeceksiniz. Tamam orada denge bulacak. Sonra tekrar ayarı kaçacak. Çünkü iş aslında şeyden çıktı, çığırından çıktı, zıvanadan çıktı bir kere. Yani tekrar onu siz %3'e 4'e çekip de yukarıda bir yerde denge bulalım diyecekler. Bunu yapacaklar iddia ediyorum ama sonrasında orada da dengeyi kaçıracaklar. Çünkü bu iş öyle olmaz. Yani faizi gerçek enflasyonun üzerine birebir çekene kadar tıpkı 1980'de yaptığı gibi Paul Volcker'ın ve hep söylüyorduk Paul Volcker olamaz Powell diye. Ancak yani çok daha zayıf bir karakter. Dolayısıyla döndü, dolaştı. Tekrar şimdi sert söyleme dönemeyeceği için ya biz yukarıya aşağı getiremedik, aşağıyı yukarıya getirelim. O %2'den vazgeçelimle piyasa dengemi. Ama bu hiçbir tanesi reel ekonomide yaşanan sıkıntıyı ve şu ana kadar sadece bu haliyle bile 0.50'lerden 5'lere gelmiş, 4'lere gelmiş faizlerin ekonomiye ve şirketlere verdiği hasarı halının altına atmaya çalışıyorlar ama o halının altına kalamayacak. Bilançolarda vurmaya başlayacak ve bu doğrultuda önümüzdeki dönemde ben ne yaparlarsa yapsınlar bu son sığınma limanından da geçici mutluluklar bulabilirler ama orta ve uzun vadede hala biz 5 yıllık büyük bir en az 5 yıl sürecek bir yatay piyasanın bir stagflatif döneminin birinci yılını sadece geride bırakmıştık. İkinci yılının başındayız. O açıdan biraz daha resmi doğru okuyup geri çekilmelerde alalım, yükselişlerde satalım. Basit bu kadar ya. Esasında yükselince satacağım, düşünce alacaksın. Peki, basit. Şimdi bizim yayının artık yani bu kanalda yavaş yavaş yerleşmiş bazı karakteristikleri var. Bir tanesi işte hani yalay kedin, yalay kedin diyoruz. Bir de bir tane anket koyuyoruz. Şimdi canlı yayınlarda anketi önceden hazırlıyorum ama bu yayınlarda birlikte demokrasi gereği seninle birlikte belirleyelim. Şöyle bir şey yapalım. Yani sence mesela bugün için ya devrime sorsalar ya neyi bilmek istersin diye hani
bir şekilde ve ya da o konudaki sentimenti, ilgiyi bilmek açısından en önemli soru ne sence? Onun anketini yapalım. Hani yatırımcıların ne düşündüğüyle ilgili bir anket yapıyor olsak ne sorarız mesela? Hani ne bileyim ben işte atıyorum FED sizce faiz artırımlarını ne zaman bırakacak? Veya işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu hafta faizi indirecek mi? Gibi sorular olabilir. Aklına bir şey geliyor mu? Gelmiyorsa da çok önemli değil. En yeni tartışma şu olabilir. FED 50 puana dönecek mi? Şimdi FED faiz artırımlarında 50 bas puana dönecek mi? Tamam. Aynen, çünkü şu anda iki tane FED üyesi geçen haftaya damga vuran ve borsayı, piyasaları bozan neydi? Önce Master'ın, daha sonra ki bunlar eskiden enflasyona geçici diyenler. Arkasından da Brainard'ın, Bullard'ın ya 50 puan masada demesiydi. Ben o ikisi 50 puan masada da diye 50 puan masada olduğunu henüz düşünmüyorum ama enflasyonun da artık geçici olmadığı tartışması gündemi. Yani bu bununla ilgili bir soru bence. Ya iki tane daha FED üyesi 50 puan masada dese 50 puan daha çok fiyatlanmaya başlayacak. Dolayısıyla ya ne oldu, bu ne periz, bu ne lahana turşusu, 25'e düşmüştük. Bir 25 hatta yapmayacaktın, dönecekti, pivot olacaktı, faiz indirecektik, yapamadık. Bari enflasyon hedefini yukarı çekelim mi tartışmaya başladılar. Az önce senin sorundaki önemli faktör. Dolayısıyla 50'ye döndük mü dönmedik mi? Çünkü yukarı çekersen, yani şimdi 2'den 3'e bile çeksen onu, hala sen 5'lerde, yani 5'ler hala tepe olacak mı? 5.5 mu tepe olacak? Yoksa onlar da mı olmayacak? Ben hala hiçbir tanesinin olmayacağını düşünüyorum ama kısa vade ayrı bir hikaye tabii. Yani uzun vadede olamayacak. Beceremeyecekler yani. Çünkü çünkü ellerinde değil. Çünkü oyunu izliyorlar. Takipçiler. Halbuki FED, Paul Volcker'ın şeyin yaptığı, yapması gereken de Powell'ın masaya gerçekten yumruğunu vurup izleyici değil karar verici olmasıydı. Şimdi ne oldu? Yumuşadığı anda tekrar sazı enflasyon eline aldı. Enflasyon canavarına bırakırsan, sazı verirsen, Türkiye'de olduğu gibi sen ne yaparsan yap, üstüne baz etkisi şu bu filan bütün numaraları dene, yine de enflasyonu aşağı asla ve asla çekemezsin. Nedir? Evet. Parasal bir olgudur. Evet. Evet, anketimiz belli oldu. FED 50 bas puanlık artışlarına başlayacak mı? Evet mi? Hayır mı? Programın ismi de belli oldu. Şerletuella 20-50. Yani 25'le mi gider? 50 ile mi gider? Hep birlikte göreceğiz bunu. Nasıldı o? Şerlotella 20-50, Şerlotella 20-50. Kaptan bu bizim yağımız değil mi? Öyle mi abim? Bizim yağımız. Hiç eksilmez. Basın cücü düşmez. Ver gazı ver. Ver gazı ver. Ama enflasyon eninde sonunda maalesef en kötülüklerin anası babası, enflasyon cinini siyasetçilerin inisiyatifine bırakırsan er ya da geç büyük bir olumsuzlukla karşı karşıya kalıyorsun. Evet, zor günlerde biz fikirlerimizi bilime, akla, hukuka dayanarak aktarmaya devam edeceğiz. Devrim, çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.